Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ilallah innallah basirun bil ibad. Euzu billahi azim ve büveçil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîran ve salatu ve selamu alâ men ahyeddîne ba'de enkâne esîran ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîne alel khayri ve lâ asîran eylemû enne afdelel kitâbi kitâbullah ve afdelel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûni muhtesâtühe ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâtın finnâr. Ve bisselleti muttasıl ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal Halakallahu'l imane fehaffehu bissemaha vel haya sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt ehl-i ashab etbaalı Rıdvanullah aleyhi mecmainim bir cümle mümin ve müslüman kardeşimizden İrtihal dar vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz, eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, meşe efendilerimizin, sohbetimize katılan din kardeşlerimizin, geçmişlerinin, bu aziz vatan için şehit olmuş vedanın ve sıkıntılara girmiş kuzatın ve bu aziz vatanı İslam yurdu haline getirmek için hayır eserleri diken ashab-ı hayratın, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Halakallahu l-imane ve haffahu bis-semaha. Allah imanı yarattı ve semahatla, yani cömertlikle onu birlikte yarattı. İman ve cömertlik beraber bulunur. Allah öyle yarattı. Vel hayae, aynı zamanda bu cömertlikle beraber hayayı da yarattı. Yani imanla beraber cömertlik olmalıdır. Vel haya olmalıdır. Evet, haya imandandır. Evet, Allah'a inanan adam, Allah yaradan var. Evet. Ne deme ben. İşte et parmağımıza bakarız. Günde bu etin içinde bir kemik çıkıyor, tırnak. Evet. Sonra sümük gibi bir sıvıdan insan çıkıyor. Kulak önde, kulak yanda aynı şekilde burun önde çıkıp iki tarafında göz var, üstünde kaş var, efendim tepesinde saç var. Bakıyorsun ne kadar insan yaratıldıysa hepsi aynı. Tesadüfen olur mu bu? Tesadüfen olsa bir defa olur. Ama bu kadar insanlarda bu planı yapan, bunları o sıvının içine koyan biri var. O da Allah. Evet. O da Allah. Evet. Daha yani daha nereye bakarsanız işte. Bir ot, bir tane koyuyorsunuz. Ondan yeşil bir şey çıkıyor. Ondan sonra çiçek çıkıyor. Kimisi mor, kimisi kırmızı, kimisi falan. Bunları bu tohum içine kim koydu? Yani nereye baksan Allah'ın varlığı kesin. Sübhane men tehayyere fî sûmihül vukûr. Akıllara hayret veren bir yaradan var. Allah'a inanıyoruz. Allah'a inanıyoruz. Allah'a iman ettik mi? Onun yanında diyor peygamberimiz cömertlik vardır. Cömertlik vardır. Evet, Cenab-ı Hak insanı yaratmış, bütün kainatı, yaratıkları insanın emrine vermiş, müsahar kılmış. Onlardan yararlan, onun için can taşıyan kuzuyu kesiyoruz, yiyoruz. Kekli vuruyoruz, yiyoruz. Kuşları avlıyoruz, yiyoruz. Yani bizim emrimizi vermiş, bütün yaratıkları, kainattaki arzayı bulunan şeylerden yararlanıyoruz. Bizim emrimize vermiş böyle insana. Böyle bir şeref, imkan verilmiş. Diyor ki, sakin bunları veren Allah'a karşı inanıyorsanız cömert olacaksınız.
cömert olacaksınız. İmanla beraber Allah bu cömertliği de yarattı. Vel haya, Allah var, her şeyi yaratan odur, her şeyi takdir eden odur. Allah başlangıcı sonu olmayan tek yaratıktır, ezeli ebedidir. Hiçbir şekle sığmaz, mekana sığmaz, zamana sığmaz. Her şeyi takdir eden odur ve insanı da böyle en şeref mahlukat yaratıyor, en şerefli yapmış, ona akıl vermiş, bütün kainat onun emrine müsahar kılmış, bunlardan yararlan ama demiş, size bir örnek gönderiyorum sizden, Muhammed Resulullah, Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i, ona uyun, onu örnek alın, onun izinden gidin, evet, beni tanıyın, emirlerime uyun, evet öyle diyor. İzâ nüdîr-i salâti fes'evülâ zikrillâh. Evet, cumaya koşun, cuma namazı ezan okundu mu? İşinizi vezerul beyi'i, alışverişi bırakın, cumaya gidin. Evet, insanlar cuma günü böyle herkesin birlikte olacağı bir namazı. O bir memleketin insanları birleşsinler, tanışsınlar, kaynaşsınlar diye. Neden? İnsanlar birbiriyle beraber olmak böyle yaratılmışlar, yalnız yaşayamaz insanlar. Berlepte olurlar, konuşmak isterler, yardımlaşmak isterler. Cuma günü birbiriyle kaynaşsınlar, tanışsınlar diye. Evet, ezan okunduğu zaman cumaya gidin. Fes'evle zikrillah. Dükkanınızda iş sahibiyseniz, iş yeriniz varsa ezanı duyar duymaz cumaya gidin, hutbeyi dinlemeye gidin. Ticareti bırakın. Bu emir dolayısıyla cuma günü hutbe okunurken, cuma'nın farzı kılınırken ticaret haramdır. Bu emre binaen. Evet, Müslümanlara hitap ediyorum. Evet, ezan okununca bırakıp koşacaksınız. Allah'ın emri bu. Kapatacaksınız. Ben cuma'ya gidiyorum. Yok, iş yerinizi açamazsınız. Çünkü böyle cuma'ya gitmeyenlere yardım etmiş oluyorsunuz. O saatte ticaret yapmayacaksınız. Dükkanı kapatacaksınız. Cuma dolayısıyla şu saate kadar dükkanımız kapalıdır. Müslümanlara hitap ediyorum. Allah'ın emri bu. Bunu yapmazsanız hem iman ettim diyorsunuz hem de fes'av ila zikrillahi, Allah'ın zikrine cuma hutbesini dinle koşun emrine uymuyorsunuz. Nasıl olur bu iş? Evet, Allah'a iman etmek, ondan korkmayı, onun emirlerine uymayı, korkmadığım zaman beni hesaba çekecek. Allah'ın huzuruna nasıl varacağım? Allah her şeyi görüyor, biliyor. Nasıl yalan söylerim? Nasıl zina ederim? Nasıl emrine karşı şarap içerim, kumar oynarım, hırsızlık ederim? O beni görüp dururken, inanıp dururken buna. Evet, bunları hatırlayınca Allah'tan utanacak. Allah'ın görmediği, duymadığı, bilmediği yer yok. Onun için kimse olmasa bile, %100 garanti yakalanmayacak kesin olsa bile Allah var. Mümin adam işte bunu bilir, kötü şeyleri yapmaz, Allah'tan utanır. Allah görüp dururken bunu, ben ona inanıp dururken, yaradanım oyken nasıl bunun emrini çiğnerim diye Allah'tan haya eder. Bu kötülükleri yapmaz. Allah imanı yaratınca böyle bu hayayı da yarattı. Haya imandandır. Ona inanmayan onun emrini dinlemez ki, ondan utanmaz ki. Haya imandandır. Ve Allah her şeyi bizim emrimize verdi. Verdi. Bunları kendiniz için kullanın. Muhtaç olanlara verin. Ve birbirinize yardımlaşın. Ve teavunu alel birri ve takva. İyilik konusunda birleşin. Çünkü bir insanın zekası çok üstündür. Öteki ortadır. Öteki çok zayıftır. Yani birisi çok kuvvetlidir. Birisi zayıftır. İnsanlar farklı şekillerdir. Tabii üstün yaratılışı, zeka üstün olanlar daha çok üstün olurlar, kazanırlar. Ha, dikkat edin, Allah böyle yarattı deyip kendi cinsinizden olan müminler sizin kolunuz, eliniz, diğer azalarınız gibi, vücudun parçaları gibi size yakındır müminler. Onunla insan benim kolum kopsun varsın, acısın varsın diyebilir miyiz? Onun için müminler aç kaldığı zaman biz de açlığı hissetmeliyiz. Müminler zor konuda, sıkıntıda biz de hırsızlığı hissetmeliyiz. Vücudun azaları gibi.
İşte Allah bizi görüyor, biliyor, böyle vermiş. Kazandıklarımızdan da vermeliyiz. Cömert olmalıyız. Cömert olmayız. Sadece parayla değil, canımızla cömert olmalıyız. Faiz-i Bestami Hazretleri büyük Evliyaullah'tandır. Büyük Evliyaullah'tandır. Evliyanın reislerindendir. Ariflerin başıdır. Böyle bakmış ki bir demirci ustası, zamanın en büyük rütbesini, manevi rütbesini kazanan adam, bir demirci ustası. Gitmiş ona, bakmış demir dövüp duruyor. Evet, demir dövüp duruyor. Demiş ki, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Evet, selam alırken lütfen ve demeyi unutmayın. Ve aleyküm selam. Hem bana selamet olsun iki cihanda, hem de sana. Ve'yi koymazsanız buna ihtiyacım yok, senin olsun anlamına geliyor. Onun için selamun aleyküm dedim, ve aleyküm selam, ve'yi unutmayın. Bunu evet demiş, ondan sonra nasılsın, iyiyim, ne yapıyorsun, işte görüyorsun demiş, şey diyorum. Demiş ki, sen bana dua et. Bayezid Bestami tanınmış büyük bir alim, büyük evliya. Demiş ki, sen de bana dua et demiş. Dua et de derdimden kurtulayım. Derdin ne demiş? Derdin ne? Kardeş, ben demiş, hep demir döverken her gün gece gündüz Allah Celle Celaluhu'ya inanıyorum. Allah Celle Celaluhu'ya bu insanları cehennemde yapacak, yanlış hareketlerinde olduğu hesaba çıkacak, kıyamette rezil olacaklar, böyle perişan olacaklar. Ya Rabbi, onların yerine beni, bana eziyet et, bana azap et, beni cehenneme sok. Benim vücudum o kadar büyük ki onlar cehenneme girmesin. Bunlar benim insanlık kardeşim. İnsanları cehenneme sokma diye durmadan demiş, demir vurarken böyle düşünüyorum. Bu insanları düşünmekten bakın kutup olmuş. Bütün evliyanın reisi, demirci, öteki Vazi Bestam alim, arif bir adam. Öteki bu hal, bu makamda olduğunu henüz daha anlamamış. O rütbeye gelmemiş ama kutup. Evet, keşif sahibi olmak başka, kutup olmak başka. Evet, ben de böyle bir büyük bir evliya adamla tanıştım. 40 sene dağlarda gezmiş tozmuş. Dedim, reisiniz kim dedim. Dedi ki, Adana'da dedi, sebze halinde dedi, hamallık yapıyor dedi reisimiz. Hamal, evet, alim değil, vaaz etmiyor, kitap yazmamış, hamal. Evet, bak işte burada demirci. Bütün evliyanın reisi kutubu olmuş. Onların başı olmuş. Ama neden olmuş? Bütün insanları yakma. Benim vücudum büyüt. Cehennemi beni yak. Onların yeri beni yak. Gece gündüz insanları düşünmek, görüyor musunuz? İnsanları düşünmek. Canını cömerdi. Yani sadece mal vermiyor. Yani senin imkanın var. Aç olanları doyuracaksın. Çıplak onları giydireceksin. Bu da cömertlik tabii. Ama o canını da böyle, benim canımı diyor yap, onlarınki yapma. Bundan dolayı en büyük reisleri olmuş. Evet, Peygamberimiz de diyor ki, iman bunu gerektirir. Bu cömertlikle beraber olur. Haya ile Allah görüp dururken nasıl ben Allah'ın içinlerim? Allah görüp dururken nasıl zina ederim? Yasaklamış zinayı. Allah görüp dururken nasıl hırsızlık yaparım? Allah görüp dururken nasıl yalan söylerim, yalan yere yemin ederim, dedikodu yaparım. Allah duyup durur, Allah duymadığı yer yok. İnanan adamlar bunları düşünecekler. Hareketini her zaman da inanan adamlar. İman Allah'tan utanma, haya duygusuyla beraber bulunur ve hem cinslerinde insanlara cömert davranır. Bak, arz ettim, cömertlikten canını cömert etmiş. Ondan dolayı evliyanın reisi olmuş. Peygamberimiz de onu işaret ediyor. Evet, haya insanı Allah'a karşı gelmekten men eder. İyiliklere, hayra koşmaya öncülük eder, teşvik eder. Evet, haya budur. Evet, cömertlik de işte böyle Allah'ın katında insanı en yüksek derecelere yükseltir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve halakal küfre, kafirliği de Allah yarattı. فَحَفَّهُ بِالْبُخْلِ وَالْاَمَلِ Kafirlik de diyor, cimrilikle beraberdir. Cimrilikle beraberdir ve
Kafirin tek derdi vardır. Dünyada günümü gün edeyim, yaşamı mükemmel yaşayayım, rahat ederim. Herkenden üstün zengin olayım, herkesten üstün makamlara geleyim, hepsinin başına geçeyim, bir numara olayım. Kafirin tek derdi dünyadır. Dünyada bir numara olmaktır. Evet, Allah küfrü yarattı. Cimrilikle beraber kendine yardım etmez. Enayimim ben lan. O, ben kendim neler kazanıyorum bunu? Niye ona yardım edecekmişim der kafir. Ama küfürde böyledir. Cimrilik var. Mümin adam, Allah bunu emanet verdi. Allah bundan, bu insanlar benim kardeşim, hele müminler elim kolum gibi, vücudun parçaları gibi, onlar sıkıntıdayken ben nasıl yardım etmem, yarın Allah bana sunur diye düşünür. Kafir bunları düşünmez. Enayimim ben, nasıl kazandım, niye verecekmişim der. Cimridir kafir. Evet, Cenab-ı Hak bizi cimrilikten kurtarmak için zekat emrini vermiş. Yılda bir defa malımızın 1/40'ını fakir fukaraya vereceksiniz demiş. Cimrilikten, zekat veren cimrilikten kurtulur. Zekat vermeyen cimridir. Evet, Cenab-ı Hak tabii bir zekat değil, başka sadakalar da vereceksiniz. Fakat zekat veren cimrilikten kurtulur. Allah emretmiş. Evet, küfür cimrilikle beraber, kafirlik, cimrilik beraberdir. Ben emel, bir numara olayım. En yüksek adam ben olayım. En önde ben olayım. Herkesi el öptüreyim, dizimi çöksünler önünde. Kafirin tek derdi budur. Tek derdi budur. Ama Müslümanın derdi de işte o demirci gibi, Allah'ım onların başına sıkıntı verme. Ahirette de onları cehennemde yakma. Gece gündüz bu duygulara yatar ve Allah'ın yanında en sevgili kul olur. Allah imanı böyle cömertlikle, haya ile yarattı. Küfrü de cimrilikle ve emelle yarattı. Onların derdi dünyayı günü gün yapmaktır. Ey müminler, ona göre hareket edin. Evet, mümin olaraktan siz cömert sahibi olunuz ve Allah'tan nerede olursa olunuz haya ediniz. Bu haya öyle bir duygudur ki Cenab-ı Hak her görmediği yok, bilmediği yok, duymadığı yok. Böyle her şeye diş ettiği zaman, evet, bu haya, Allah'tan utanma duygusu. Mesela bu kitabı yazan adam efendim, talebelerinden duymuşuz, hocamız onların şeylerindendi. Evet, 44 sene ayağını uzatıp yatakta yapmamış. Allah'ın huzurunda nasıl ayağımı uzatırım? Bunu bakın, Allah'ta utanıyor. Siz mesela yaşlı babanız, yaşlı hocanız, yaşlı kimse huzurunda, bizim Anadolu'da örfümüz, adetimizdir. Yaşlılara saygı duyulur. Bir genç bir adam yaşlıların huzurunda ayağını uzatsa, onun karşısında yatsa iyi karşılanır mı? Evet, edepsiz, şunu hayasız denmez mi? Evet, bu haya, bu kitabı yazan, okudum size kitabı yazan Gümüşhane Ahmet Ziyadin Hazretleri 44 sene gece beni Allah görüyor, Allah'ın huzurunda nasıl ayağımı uzatayım diye hiç ayağını uzatıp yatmamış. Cenab-ı Hak öğretiyor Peygamberimiz. İman haya iledir. İmanın kavi ise işte bu utanma duygusu seni böyle kavrar, haya ile beraber olunuz, Allah'tan utanınız ve cömert davranınız diyor. Küfür sahipleri cimridir, emel dünyayı taparlar, tert derler dünyayı diye etmektir. Ama öyle olmayın diyor bu hadis-i şerifi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'dan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun, şefaatleri bizleri nail eylesin. Halakallahu Adem'e min edimil ard. Allah Zülcelal Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı, ilk insan Adem Aleyhisselam'ı edimil, evet, ebul beşer, insanların babası Adem Aleyhisselam'ı min edimil ard, yeryüzünden yarattı, yeryüzü küllihe, bütün yeryüzü topraklarından hepsinin özelliğini taşıyan bir insan. Şimdi evet, güzel Peygamberimiz bunları açıklıyor. Bu ifadesini açıklıyor. Diyor ki mesela fe haracet
zürriyetühü alâ hasebi zâlike, Adem Aleyhisselam'ı yeryüzü topraklar taşıyan topraktan yarattı, yeryüzü toprağından yarattı. İşte bu onun zürriyetinden gelen evladı insanlar aynı yeryüzü toprağı gibi. Yeryüzü toprağında kimisi kırmızı toprak, kimisi kara toprak, kimisi sarı toprak, kimisi verimli toprak, kimisi kıraç, verimsiz toprak, kimisi sert toprak, kimisi yumuşak toprak olduğu gibi insanlar da aynen bu yaratışına gelen şeylerden sert tabiat, tabiatlı olanlar var, yumuşak davrananlar var, efendim işe yaramayanlar var, yaramayanlar var. Aynı yeryüzü toprağının özelliğini taşıyorlar. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kırmızı toprak var, beyaz insan var, kırmızı insan var, düz arazi var, sarp ayalıklar var, çok yokuşlar ve inişler var. Aynı böyle insanlara yumuşak davranan, yokuş değil, şöyle güzel topraklar, verimli insanlar var. Evet, semavat arzı aynı yeryüzü toprakları farklı olduğu gibi böyle çeşitli huylarda yarattı. Ve de dilleri de böyle farklıdır. Evet, Türklerin konuştuğu başka, Fransızın konuştuğu başka, Amerikalı'nın konuştuğu başka, Alman'ın konuştuğu başka. Topraklar böyle farklı farklı olduğu gibi o yaratışından geliyor, dillerinin farklı oluşu. Evet, dillerinin farklılığı da buradan gelir. Arzın böyle çeşit çeşit olduğu gibi renkleri de böyledir. Evet, evet. Tabiatları böyledir. Tabiatlar böyledir. Aynı toprakta görülen bu şeyler gibi. Evet. Şimdi sert toprak işe yaramaz. Böyle adamlar var. Böyle adamlar var. Aynı bu şeyi taşıyorlar diyor. Ve minhumü sehl. Bazıları işte aslı bu yeryüzü toprağı olduğu için bazıları çok yumuşak, leyin kimselerdir. Vel hazm. Bazıları sert tabiatlıdır. Sert konuşur, sert davranır. En ufak bir şeyde karşısındakini hemen döver falan. Aynı sert topraklar gibi. Evet, öteki de yumuşak topraklar gibi insanlara yumuşak davranır. Vel habis. Evet. Çok şey adamları vardır, habis adamlar vardır. Aynı yeryüzü toprağında olduğu gibi işe yaramaz. Böyle keza tayyip, böyle güzel, güzel topraklar olduğu gibi insanlar da güzel insanlar vardır. Evet, böyledir. İnsanoğlu aslına çeker. Dil bakımından, yaratılış bakımından, davranışlar bakımından böyledir. Bazısı affedicidir. Bazısı hayır, kesinlikle affetmem de böyle. Huylar hep böyle farklı farklıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de vel beledü tayyibü yahrucu min nebatuhu. Evet, böyle güzel güzel memleket vardır. Onun şeyde, toprağı da böyle güzel mümbit şeyler Kur'an-ı Kerim'de böyle var. Biizni Rabbihi vellezîn hâbise lâ yahrucu illâ nekide. Hiçbir mümbit toprak bir şey bitmez, ot bitmez, ağaç bitmez. Öyleyse o insanlar da öyle öyle farklıdır. Yaratılışlarından gelir bu diyor güzel Peygamberimiz. Bu şeyler karşısında Sübhane men tehayyere fî unukul ukur. İşte bunlar siz insanlar olarak bakın, görün. Yaradan'ın bu hikmetine binaen sen de o Allah'a, Yaradan'a inanıyorsun. Ona döneceğini de inanıyorsun. Ahirette yaptıklarından zerre kadar hayır işleyen karşılığını görecek, Allah emrine uygun hareket eden, zerre kadar Allah emrine aykırı şer yapan karşılığını görecek. Değil mi efendim? Kur'an-ı Kerim'de böyle var. Zerre kadar hayır işleyen karşılığını görecek, zerre kadar kötülüğün karşılığını görecek. Sonra Allah'ın her nimetlerinden, işte bak bütün insanları üstün yaratık yaratmış, kainatı olduğu gibi onun emrini vermiş. Can tatlı ama buna rağmen hayvanları kesip yiyoruz. Şunları yiyin, şunları yemiş. Bizim için vermiş. Allah'ın emriyle yiyoruz. Haram değil. Haram olanlar var. Evet. O işte bunları bileceğiz. Onları bileceğiz. Yaradan'a tapacağız.
Yaradan'ın emrine göre hareket edeceğiz. Her yerde hazır olduğunu bileceğiz. Konuşurken, bir iş yaparken Allah'ın huzurundaymış gibi hareket edeceğiz. Yalnız namazda değil, her yerde böyle olursa kamil insan oluruz. Allah'ın sevdiklerinden oluruz. Ve o zaman işte, ya Allah Allah, adam kalbimdekini oku diye okur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizeler veriyordu. Sizin örneğiniz Muhammed Mustafa. Her anı, her saniyesi, her şeyi Allah'ın emrine göre Peygamberimiz. Böyle müminler de oldu mu, Peygamber'e verilen mucizelerden onlara da keramet veriliyor. Onları biz evliya diyoruz. Allah Allah, adam geleceğimi bildi, kalbimde okudu, soru sormadan beni soracağımı söyledi. Biz öyle de şahit olduk efendim. Ya hoca, senin hocam var ya, ben şu maksatla gitmiştim, daha evdeyken lafı döndürdü, getirdi, benim bütün sorduklarımı cevap verdi. Evet, böyle Peygamber'e verilen mucizelerden ona da kerametler verilir. Allah böyle onu kendine yakın kılar, gece gündüz Allah'ın huzurunda olduğunu hisseder ve onun emirlerine uygun hareket ederse peygamber sevgisini, peygamber uyma aşkını hayatın her safhasında gösterirse Allah onu da böyle Muhammed Mustafa'yı insanların efendisi yaptığı gibi Seyyidül Beşer, insanlığın efendisi Muhammed Mustafa, bütün peygamberlerin de kumandanı, bütün peygamberleri Allah seçtiği insanlar ama Muhammed Mustafa hepsinin kumandanı. Evet, kaydı Rabbül Enbiya, peygamberlerin kumandanı yaptığı gibi ümmeti Muhammed'den olan bizler kötülüklere engel olursa, iyiliklere önderlik edersek, kötülüklere engel olursak, hayatımız boyunca Allah'ın her yeri gördüğün, bildiğini, işittiğini görerekten adımız atarsak, aynı Peygamber Efendimiz'i böyle üstünlüklerle nitelediği gibi evet, Mevlana oluyoruz, Yunus Emre oluyoruz, Hacı Bayram Veli oluyoruz, Bayezid Bestami oluyoruz ki böyle Evliyaullah işte siz de onları biliyorsunuz. Allah böyle mevkiler veriyor. Evet, onu hatırlatıyor Peygamberimiz. Evet diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, topraktan yaratıldınız. Toprağın verimlisi, verimsizliği, sertti, yumuşak olduğu gibi sizin de habisiniz var, iyiniz var. Böyle elinden durmadan iyilik çıkan var. Hiç zerre her şeyden olur ama bu adamın elinden hiç iyilik gelmez denen tipte insanlar var. Bunu bilirsiniz. Allah'a sığınasınız. Allah'ın kulu olasınız. Bütün Allah'ın yarattıklarına şefkat duyasınız. Şefkat duyasınız. Bak, arz ettiğim gibi o demirci farkında değil, evliyanın reisi olmuş. Bütün insanları yakma, beni yak ya Rabbi, cehennem benim vücudumu doldur diye böyle düşündüğü için, Allah'ın yarattığı insanları düşündüğü için gece gündüz hepsinin başı olmuş. Efendimiz bize bunu hatırlatıyor. Ebu Musel Eş'ari, Ahmet İbni Hanbel, Ebu Davud Tirmizi, Beyhaki bu nakletmiş bu hadis-i şerifi. Evet, indallâhe خَلَكَ اَدَمَا مِنْ قَبْزَةِ قَبْزَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيلِ الْاَرْضِ. Bir kabze topraktan yarattı. Yeryüzünün her tarafından aldığı bir şeyden yarattı. فَجَاءَ بَنُوا اَدَمْ عَلَى قَدْرِ الْاَرْضِ. Evet, aynı yeryüzünde insan toprağın durumu gibi insan da öyle geldi. جَاءَ مِنْهُمُ الْاَبْيَاسِ. Kimisi beyaz tenli, وَالْاَحْمَرِ kırmızı, kırmızı tenli, Bel Esad kimisi değil mi? Afrikalı siyah tenli, kimisi siyah tenli, toprağın olduğu gibi böyle, kimisi ova, kimisi sert yer, arazi, kimisi böyle taş, kaya, insanları altında bırakır, şey gibi insanlar da böyle, evet diyor güzel Peygamberimiz. Bunları düşünün, Allah'a kul olun, onun her yerde gördüğünü, hazır nazır olduğunu, işitmediğini, olmadığını, her şeyi duyduğunu, her şeye kadir olduğunu, bir gün Allah'ın verdiği bu nimetler fümmeletüs elünle yevmezin anin naim, verdiği her nimetten hesaba çekeceğini bilerekten Allah'a kul olun, Muhammed Mustafa'yı örnek alın, öyle yaşayın diyor güzel Peygamberimiz, bizlere öğüt veriyor. Halakallahu azze ve celle Mekke. Şimdi Mekke, yeryüzü, bütün yeryüzü Allah'ın mülküdür. Yeryüzü toprağı Allah'ın mülküdür. Ama yeryüzü toprakları içerisinde
en şerefli yer Mekke-i Mükerreme'dir. Kabe-i Muazzama olduğu için, orasıdır. Hatta bir onun arasında haram bölgesi vardır. Onun dışında da bizim topraklarımız da Allah'ın mülküdür. Ama Kabe'nin, Beytullah olan Kabe'nin, küçükleri olan bizim camilerimiz, mescitlerimiz de yeryüzünün en şerefli mekanlarıdır. Onun için camiye saygı duyacağız. Evet, camiye hakaret etmeyeceğiz. Camiye pislemeyeceğiz. Evet. Hani eceli gelen köpek camiye işer diyorlar ya, aman camiye saygı duyacağız. Allah'ın evi, Allah mekandan münezzeh. Ama şerefine binaen camide çıkınca orasıyla da Allah'ın, orası şerefsiz demiyorum. Demiyorum ama en şerefli camilerdir. Oralara saygı duyacağız. Allah Zülcelal Hazretleri bu şehirler içinde de en şerefli şehir Mekke'dir. Allah Mekke'yi yarattı. Evet. Onun etrafından haram bölgesi ilan etti. Haram dedi. O bölgede kavga olmaz. Harp olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Mekke'yi fethettiği zaman buna dikkat etti. Allah'ın, çünkü şimdi müşrikler var, putperestler var. Ama haram bölgesinde savaş olmaz dedi. Buna dikkat etti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi demek istiyorum ki Allah'ın ömrümüzde bir defa hacca gitmek farz. Yol emniyeti varsa, yollar açıksa, maddi imkanın varsa, sağlığın yerindeyse ömrümüzde bir defa Mekke'ye gitmek, Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek, oradan da Arafat'a çıkmak, Arafat arasına gidip gelmek, işte haccın gereklerini yapmak her Müslümanın boynunun borcudur. Oranın etrafında haram bölgesi var. Yeryüzünün topraklarının en kıymetli yeri orası. Orada bir rekat namaz kılan 100.000 rekat namaz kılmış gibi olur. Ondan sonra Peygamberimizin Medine-i Münevveresi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şehri. Orada 1'e 1000 verildi. Bir de bütün peygamberlerin yaşadığı, bizim peygamberimizden evvel Kudüs var. Evet, Allah da onu Yahudilerin elinden kurtarmayı bize nasip etsin. Kurtaracağız inşallah. Kurtaracağız, hadis-i şerif öyle. Kıyamet kopmadan Kudüs'ü, Filistin'in Kudüs'ü kafirlerin, Yahudilerin elinden kurtaracağız inşallah. Öyle hadis var, peygamber yalan söylemez. Ama ne zaman onu Allah Teala bilir. Evet, inşallah bize nasip olur. Bizim milletimize nasip olur. Aziz milletimiz böyle gidip de zalimlere engel olduğu gibi, mazlumlara yer aldığı gibi, oradaki o mazlum Müslümanlara eziyet eden Yahudi elinden orayı kurtarır. Evet, böyle Mekke'yi Allah yarattı. Yarattı, harem bölgesi ilan etti etrafını. Orada artık diğerlerde olan şeyler olmaz. Evet, burası harem bölgesidir. Orada kavga yok, harp yok. Böyle diyor, haram bölge, yasak bölge. Evet, evet. Şimdi Allah Celle Celaluhu orayı yarattıktan sonra melekesini göndermiş ve onları oraya muhafız koymuş. Evet, haram bölgesi. Evet, evet. Orada haram bölgesinde bulunanlar böyle büyük faziletlere sahip olurlar. Her Müslüman dünya neresi olursa olsun ömründe bir defa gidebilecek durumdaysa oraya gidip görmesini, bunlardan şereflenmesini Allah emretmiş. Evet, evet. Orada melekler doludur. Oraya giden insanlar bizden ki sokaklar boş değil. Hep meleke oradadır. Ondan hacca gidenler bilsinler ki camiye giderken meleklerin arasından geçiyor. Aman diye orada dedikodu yaparsa, aman melekler hepsi duyuyor, şahitle gidecek. Evet, maalesef bu bilgilere sahip olmayanlar Kabe-i Muazzama gidiyor. Kabe-i orada Amerikalı başkanın hareketleri, ya sana ne gavurun hareketleri. Oraya sen niye gittin, ibadete gittin? Estağfurullah de, la ilahe illallah de, Sübhanallah de, Allah'ı zikret, Kur'an oku, namaz kıl.
Evet, Kabe'yi 50 tavaf, yani 7 tavaf, 7 dönüşe bir tavaf. 50 tavaf eden cenneti hak kazanır, berat verilir diyor Peygamberimiz. Oraya gittiği zaman işte böyle 50 tavaf yap. Oraya girip çıkınca kadar 50 tavaf yap. Bu berat elini al, bunu yapacağına. Oraya gidiyor, Kabe'nin karşısına oturuyor. Evet, dedikodu yapıyor Amerikan başkanına, harbiden biz bunları kulağımıza duyduk. Yer kavgası yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Aman ne kadar bilgisiz. Orası 1'e 100 bin kazanılan yer. Tabii bunun aksi de öyle. Yanlış işi yaparsan yaptıkları hep yere veriyorsun. Ama bu bilgilerden mahrum oraya gidenlerin çoğu. Nasıl gittin farkında bile değil. Orası sıradan bir yer değil. Evet, aynı Medine'de öyle, Kudüs'te öyle, camilerde öyle. Cami sıradan bir yer değil. Camiye giden Allah'ın misafiri oluyor, Allah'ın evi. Ona göre camide dedikodu yapma, lüzumsuz işler yapma. Evet, lüzumsuz işler yapma. Böyle hiç olmazsa sus. Ama susmaya gelmedin mi orada, kazanmaya geldin. Estağfurullah de, La ilahe illallah de, Allah de, Subhanallah de. Evet, bunları söyle yahu, bunları söyle de erken gel. Camiye erken gelip de namazı camide bekleyen, her zaman söylüyorum, hatırlatıyorum, yine hatırlatıyorum. Sınırda vatanımızı, dinimizi, namusumuzu koruyan asker gibi sevap kazanır diyor Peygamberimiz. Ama geliyor, evet, soruyoruz, kimse dinlemiyor. Ben sizi sevdiğim için, mümin kardeşim olduğu için duyurmak zorundayım, söylüyorum. Erken geliyor, caminin önünde oturup oturuyor. Bütün camilerinde oturuklar var. Şeytan içeri sokmuyor. Çok kazanacak çünkü mümin. Önünde oturuyorlar. Efendim dedikodu yapmasalar bile. Nasılsın? İyi misin? Halin iyi mi? Bunlar güzel şeyler. Ama camiye girip de ibadeti, namazı beklersen sınırda bekleyen nöbetçi gibi sevap kazanıyorsun. Namaz kıldıktan sonra bekle mübarek adam. Ama maalesef ben görüyorum. Bütün camilerin önünde kanepeler var. Böyle erken gelip oturanlar sohbet ediyor. Etmeyelim. Bilerek Müslüman olalım, bilerek şuurlu, bilinçli yaşayalım, kazancımızı, zararımızı iyi bilelim. Erken gel camide, bekle ya mübarek adam, çıktıktan sonra konuş komşunla, arkadaşınla, mahalleli kimseyle. Ya camiden evvel böyle bir şeyi kaçırıyorsun, onu söylüyorum. Evet, camiye geldiğiniz zaman, cuma ise hutbede sakın konuşmayın. Hutbe dinlemek farz, hep söylüyorum, yine hatırlatıyorum. Namaz kılamazsınız, sünnet kılamazsınız, Kur'an okuyamazsınız, selam veremezsiniz. Evet, hutbe dinlemek farz. Kur'an öyle. Ya, cumadan sonra eyvallah, cumadan sonra otur, konuş, sohbet et. Ama şimdi biz bunları bilmediğimiz için birçok yerlerde ben bunun tersini görüyorum. Evet, şimdi güzel Peygamberimiz de işte bize bununla Mekke, böyle yeryüzü şehirlerin içerisinde en güzel şehirdir. Kabe-i Muazzama vardır. Haram bölgesidir. فَوَضَعْهَا عَلَى الْمَكْرُوهَاتِ وَالْدَرَجَاتِ Şimdi evet, Peygamberin sözünü açıklamaya çalışıyorum. Başka yerde bir günah işlersen karşısı şu. Ama Mekke'de bir sevap işlersen bile 100 bin kazandığın gibi, öyle diyor bak. فَوَضَعْهَا عَلَى الْمَكْرُوهَاتِ İstenmeyen şeyleri de orada söyledi Allah. Evet, ve la cidale fil haccı. Haçta kavga yok. Ama evet, Allah sizlere nasip etsin, ama gördüğümüz çok var. Yer kavgası diyorlar. Yer kavgası diyorlar. Şeytan dürtüyor. Besmele çekmediği için şeytan yanında. Besmele çekse caminin içine giremez. Şeytan gelemez. Ama besmele hatırlamıyor ki, gidiyor oraya. Evine girer gibi. Sağ ayağına gir, besmeleyi de gir, güzel boş bulduğun ön sıraya otur ve hiçbir şey diyemiyorsun, yorgunsan Kabe'ye bak. Kabe'ye bakmak da ibadet. Ama oradayken yer kavgası diyor, ulan şuna bak ya, görgüsüz herif diyor. Kavga yok orada. Tümse bile Seval abi, Çökeş abi, kavga yok. Kur'an'da emir böyle, böyle cidale fil hac. Orada tartışma yok, kavga yok, Allah'ın emri böyle. Kazanmak böyle. Eğer orada bunu sabredersen 1'e 100 bin kazanıyorsun. Bulunduğun memlekette de sana hakaret eden ama gülersen
Allah sana hidayet versin, iyilik versin. Vay senin anan avra uyuyor demiyorsun. Hasbunallah ve nimet. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah sana hiç şey etmiyorsun, karşılık vermiyorsun. Kazanıyorsun. Ama orada bile 100.000 kazanıyorsun. Fakat orada vay vay geliyor Afrikalı şimdi görgüsüz, tahsilsiz. Gelmişsin bir saat evvel oturmuşsun. Geliyor güçlü kuvveti seni şöyle bittiriyor. sen de o zaman hay senin deme. Hasbunallah ve nimel vekil. Kabe'de kavga yok diyor Allah. Sesi ağzından kötülük çıkmasın. Çok zor hocam. Tabii zor. En zor ibadet hac. İşte bunlara dayanırsan anadan doğma çocuk gibi tertemiz yıkanır gelirsin günahlarından. Ama oraya gider de o bir tane söylediysen onu söversen, kavga edersen, böyle dedikodu yaparsan, orada otururken Kabe'ye bakıp tesbih çekişen ya, amarken başkanının hareketlerinden bahsedersen, çaycı giden yolcu gelirsin. Mekke öyle bir şehir. Evet orada Allah yasakları da koydu ve derecat ver. Bu bölgede şehrinden dolayı böyle dereceler de şey etti. O Allah koydu. Böyle insanlar orada dikkat ederse çok kazanırlar. Çok kazanırlar. O Mekke'nin bereketi sebebiyle. Mekke'yi böyle yarattı Allah. Bereketi sebebiyle. Evet. Ve haffehe bil melaiketi. Mekke'yi yarattı. Evet. Etrafını meleklerle bürüdü. Evet böyle bürüdü. Evet orada bir yasak işte her yer tarafta var da kiramen katibine yâlemûne mâ tef'alûn sağımızdaki melek yaptığımız iyilikleri yazıyor. Sen bir haberin yok Kur'an'da var. Sağımızdaki melek de kiramen katibin birisi o yaptığımız kötülüğü yazıyor. Evet ezan okurken sigara içiyorsun. İçmesen Müslümansın. Kafirsen bir şey demiyorum. Ama hem Müslümansın hem de ezanı saygı duymuyorsun, sigara içiyorsun. Ezan okurken kahve, caminin dibindeki kahvede kağıdı etme güzel kardeşim. Sen Müslümansın, müminsin. Aman, aman böyle yapma. Melekler yazıyorlar. Kabe'de de işte böyle. Melekler her tarafı kaplamıştır. Orada iyilik yapanı bile 100.000 yazıyorlar. Kötülük yapanı 100.000 kaybını onda yazıyorlar. Hacca gidenlere söylüyorum. Evet. Şimdi orası zor bir yer dedik ya, elhamdülillah cennet gibi vatanımız var. Mekke'den Medine'ye gidiyoruz, bir tane ağaç yok, bir tane su akarsu yok, çel toprağı. Ama Allah orayı en mübarek yer kılmış. Bizim vatanımız ne kadar güzel, cennet gibi her türlü imkanlar var. Evet, orada geçim zorluğu var. İbrahim Aleyhisselam da Kabe'yi böyle yaptıktan sonra Rabbena inni eskentü min zürriyeti büvedin gayri zizamin. Ya Rabbim ben burada işte Kabe'yi emretti yaptım. Zürriyetimi buraya yerleştirdim ama burada ekin bitmiyor. Bilmiyor, ağaç bitmiyor. Aman Ya Rabbi burada nehir yok, kaynar sular yok. Ya Rabbi sen burada bereket ihsan eyle. Dua etmiş. Aşk bırakma bunları diye. Öyle bir yer. Evet, onun için vatanımızın da bizim vatanı çok şükür edelim Allah'a. Çok şükür edelim. Bu vatanı teslim etmek için her şeye hazır olalım. Askerlikten kaçmayalım. Böyle çeşitli yalanlarını uydurarak askerliğe gittiğimiz zaman da bu vatanı koruyorum. Vatanda yatanların namusunu, dinini, imanı koruyorum diye nöbette uyumayalım. Askerlikte dalga geçmeyelim. Aman böyle güzel bir vatanımız var. Mekke'de işte böyle Allah en şerefli kıldığı yerlerden biridir. Gidenler de bilsinler ki evet diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem قَبْلَ اَنْ يَخْرُقَ شَيْءًا مِنَ الْاَرْضِ كُلِّهَا بِيَلْفِعَانْ 1000 sene evvel Mekke'yi yarattığı diğer şehirler yaratmadan evvel 1000 melekler de orayı etrafı şey etti, çevirdi. Melekler orada vardı, bu meleklerin binasını yaptıktan sonra evet böyle Mekke böyledir. Gidenler bunu bilsinler, sıradan bir yer değildir ve ona çok dikkat etsinler.
her aklı adamda aman bir cana şey vermeyeyim, zarar vermeyeyim, aman Allah'ın emrine aykırı bir iş yapmayayım diye tir tir titresinler, tir tir titresinler. Evet, böyle şuurlu gitsinler, böyle şuurlu gitsinler, böyle hacı olsunlar. Bunu bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arz ediyor. Evet, ve vasala Medine fi beytil makdis. Evet, sümme vasala bil Medine. Şimdi Medine-i Münevveri'yi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti. Onun memleketi yaptı. Ve vasala Medine fi beytil makdis. Kudüs'ü Medine'ye ilave etti. Ve halakal arda bazı elfi'am. Evet, bu Mekke'yi yarattıktan 1000 sene evvel yarattı dedi ya, yarattı, başka şeyler yapmadan evvel, 1000 yıl evvel Mekke'yi yarattı ve meleklerle etrafını çevirdi. Sonra Medine'yi, sonra Kudüs'ü yarattı ve bundan sonra 1000 yıl sonra Bade Elfin An, evet, sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1000 sene sonra yeryüzünü yarattı Mekke'den sonra diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha validemizden bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizlere nail eylesin. Sorular varsa soruları cevap vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşi zekatını vermiyorsa kadın eşine zekatını vermeli mi? Hayır efendim. Namaz şahsidir. Biz ev reisi ise karımızın namaz kılmasına sorumluyuz. Sorumluyuz ama onun yerine namaz kılamayız. Babamız namaz kılmıyor, onun yerine namaz kılamayız. Böyle eşimiz, eşinin mülkiyeti, malı ayrıdır, kocanın mülkiyeti ayrıdır. Hukuk olarak böyledir. Yani kadının malını zorla elinden alamazsın. Sen benim karımsın, sen de işte bana yardım edeceksin, tarlanı bana vereceksin, evin diyemezsin. Müstakildir. Ev reisi olarak evin geçimi, ev temini, kadının giyimi, kuşamı, yedirmesi, içme, çocukların erkeğe aittir. Kadından zorla bunlar alamaz, isteyemez. Şimdi müstakildir. Kadın zengin, erkek fakir. Erkek zekat vermez, kadın zekat verir. Ama zekat malları ayrı olduğu için kocası yerine kadın zekat veremez. Kocası zekat zengin, kadın fakir. Kadın veya da işte karısı da zengin, kocası onun yerine ya mecbur değil. Ama verirse, zekat verirse, namaz kılamaz ama ölmüş babanızın, ölmüş kardeşinizin zekatını onun adına verebilirsiniz. Ölen adamın yerine zekat verilebilir. Ama namaz kılınamaz. Onun borcunu ödeyeyim, olmaz. Hacca da gidilebilir. Buna izin var. Babam adına hacı olur. O hacı olur, babanız hacı olur. Hacca gidememişse, kardeşiniz hacca gidememiş, siz de gidiyorsanız kardeşin adına niyet ederseniz onun şartları var. Kardeşin hacı olur, borcu ödenir. Ama zekat bu. Namaz kılmamış adamı, babanız, ananız, kardeşin kim olsa olsun onun varz borçlarını ödemek için namaz şahsi borçtur. Onun için namaz kılamazsınız, onun borcunu ödeyemezsiniz. Fakat kıldığınız namazın sevabını başlayabilirsiniz. Sevabını başlayabilirsiniz. Yani şimdi eşi zekat verince kadın eşinin zekatını vermek gerilmemir mi? Mecbur değilsin ama mecbur değilsin ama eşin zekat vermiyor, zengin. Senin yerine zekatını verir mi? Ver derse verebilirsin. Şimdi maddi şeyle, özel şey, psikolojik nefsin yapılan namaz şahsi bir şey. Ama parayı veriyorsun, olabilir. Ama mecbur değilsin. Mecbur değilsin. Kocan mecburdur. Vermesi o sorumludur. Evet. Kadın çalışmıyorsa sorumluluk var mı? Evet efendim. Ev reisi koca olduğu için ona bakma, giyim, kuşam, onun harçlığını sağlama kocanın görevidir.
karışması kocanın iznine tabidir. Kocası izin vermezse çalışamaz. Ama kocası izin verirse kadının çalıştığı kendinindir. Çalışsın bana ver diyemez. İzin verirse kocanın çalıştığı kendini, kadının çalıştığı kendinindir. Ayrı zengin olur, kendi kazanır. Ama tabii kadın hocaysa, böyle kadınlara dini emir öğretiyorsa onlara izin vermeli, ona öğretmeli. Kadın da onları öğretmeli. Ona izin vermez o zaman sorumlu olur. Evet, kadın çalışmıyorsa kocası emir vermiyorsa sorumlu değil. Evet, zekatı düğünde altın olarak gelin veya damada taksak olur mu? Olur mu lan? Şu zekat biliyorsunuz fakir Müslümanın hakkıdır. Şimdi sen bir kadınla evlenirsen ona mehir vereceksin. Dinin emri bu. O mehir, acele mehir, hemen işte biz Anadolu'muzun bütün adetleri dini emirlere uygundur. İşte nişan takıyorlar, yüzük takıyorlar, bilezik takıyorlar. Mehri muaccel, acele. Bir de nikah kıyarken hocalar bunu bilmesi lazım. Sana şeyini teslim ediyor kendini. Buna karşılık mehri muaccel. Son ödülüne güzel bir mehri, mehir de vardır. İki, mehri muaccel, şu peşin nişan takım filan. Ama mehri muaccel böyle bir para değeri olacak. Senin yerine hacca gidiyor, yok bu mehir olmaz. Para değeri olacak, maddi değeri olacak. Mehri muaccel vardır. Ve evet, şimdi sen onu zekatı altına olur. Sen o karın zaten, bakacaksın buna. Zekat ona verilir mi? Zekat, karına zekat veremezsin. Sen bakmak zorundasın. Oğluna, kızına da veremezsin. Babana, dedene de veremezsin. Ama kardeşin fakirse ona zekat verirsin. Hatta ondan başlaman lazım. Çok fakirse. Fakat usul furuya bir adam zekat veremez. Zengin bir adam. Karısı da bakmakla yükümlü olduğu için ona vermesi, kendine vermesi olur. Ona zekat veremez. Evet. Altın olarak düğünde de bu mehirdir. Ona zekatını takamazsın güzel kardeşim. Dileğim bir acıdığı için tahiyyat oturuşunda bayanlar gibi oturup sol ayağımı dışarıya atıyorum. Namazın olur. Ancak bir şey arz etmek istiyorum. Şimdi secdede, bu mesela çoğu bilmiyor. Secdede Peygamberimiz diyor ki secdenin olması için bu alın burun yere değecek, bir, iki el avucun işleriyle yere değecek. Böyle tersini koyamazsın. İki el yere değecek. Üç. Ondan sonra iki diz yere değecek. Beş. İki ayak yere değecek. Ayak neyle yere değer efendim? Dikelim bakalım. Ayağın altıyla. Namazda görüyorum ben birçokları. Ayağın sırtını böyle koyuyor. Olmaz. Olmaz. En güzel böyle ayak koyacaksınız. Kaldıracaksınız. Parmaklar kıbleye dönecek. Ama parmaklarım kıvrılmıyor hocam, çok al eyvallah. O zaman parmak uçları yere değecek. İki ayağın parmak uçları yere değecek. Yedi. Secde yedi aza üzere olurdu Muhammed Mustafa. Allah da diyor ki Muhammed'e uyun diyor. Muhammed Mustafa uyun diyor. Bu bunlar olmazsa, yani ayağın tersini koyarsanız ayaklar yere değmediği için secdeniz yok. Ayak havada. Secdeniz yok. Ama bunları bilmediği için böyle hoca görmüşüm. Fıkıh bilmiyor. Güzel Kur'an okuyor. Evet, Kur'an şart ama ayakta secde, namaz kılmanın da gerekleri var. Bunları ben uydurmadım. Peygamber emri bu. Ayaklar, sayın hocam, kafan, baş, alnın, burnun, iki elin ayası, iki dizin, iki ayağın parmakları yere değmezse namazın yok. İmamın namazı olmayınca cemaatin namazı da yok. O kadar vebali. Arkandaki cemaatin hesabını çam vereceksin. Fıkıh bil yani. Fıkıh bil. Evet. Bunu da arz etmek istiyorum. Evinizde de siz de böyle
namaz kılarken mutlaka ayakları yere değdirin, sırtını değil, aşağısını yere koyun. Ayak yere değmez ki sırtıyla. Hadi bakın ayağa kalkın, sırtınızı ayakta durun. Bunlar fıkıh meselesi. Mutlaka, mutlaka evet. Şimdi oturuşunda, oturuşun en güzeli sol ayağınızı altınıza koymak, yatırmak, üstüne ırmak, sağ ayağınızı parmakla kıbleye geçecek şekilde dikmek, böyle dikmek, dikmek. Ama hocam ayaklarım çok acı, eyvallah, eyvallah. Orada yani böyle secde yedi aza yere diyecek gibi bir şart yok. Öyle yaparsanız sünnete uygun, edebe uygun. Ama bu olmazsa bile mazeretiniz var, oturamıyorsun, acısı namazın geçerli. Onu arz etmek istiyorum. Sünnet namazlarda misvak kullanmak gerekir mi? Misvak namazda değil, her zaman kullanılır misvak. Peygamberimiz affedersiniz ölüm yatağında misvak kullanmış. O kadar önemli. O kadar biraz sonra canı çıkacak, misvak kullanmış, misvak istemiş. O kadar önemli misvak kullanmak. Böyle parmak kalınlığında, bir karış uzunluğunda, onun ucunu öyle bir misvak, öyle bir şey. Kabuğunu soyarsınız, ıslatırsınız, böyle taşa sürtersiniz. Sağdan sola böyle ayağınızı dişerse çok muazzam bir sevaptır. Misvakla namaz, misvak namazdan çok çok üstün, çok çok üstün. Öbür şeylerin fırçalamakla da olur da, ama o diş macunlarının yan tesirleri var. Yan tesirleri var. Misvan hiç yan tesiri yok. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Her zaman kullanılır. Sünnetlerde de kullanılır. Farzlarda da kullanılır. Misvak kullanılır. Efendimiz sünneti budur. Evet. Evet, bunu şey derseniz, yapmazsanız namazın geçersiz olur deniyorum. Ama misvak ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok kazanırsınız. Evet, namazın geçerli. Onda bir şeylik yok. Ama mesela dediğimiz gibi iki rekat teheccüd namaz kılan dünya ve dünyadan kıymetli namaz kılmış olur. Ama bunu sabaha kadar teheccüd kılan İmam-ı Azam bunlardan biri. 55 sene hiç uyumamış mübarek. Öyle kimseler var. Bak arz ettim bu kitabı yazan adam 44 sene ayrıca yatmamış. Öyle Allah'a imanın kemale ermesiyle her an Allah'la beraber olanlar var. Tabii biz o kadar olamasak da ne kadar çok tesbih çekersek, tabii imam için söylemiyorum, özel namazda 3 tane Subhan Rabbil Ala dersen secdede, 3 defa Subhan Rabbil Azim dersen rükuda sünnet yapmış olursun. Ama hocam özel namaz kılıyorum, ben 5 defa yapacağım, 7 defa yapacağım. Eyvallah, eyvallah. Ne kadar çok sefaret imam, çarşıda imam, dükkanından gelmiş adam, daireden gelmiş adam. Ha sen hocam 3'ten fazla diyemezsin. Çünkü adam işine gidecek. Evet, özel namaz kılarken bunları böyle çok edebilirsiniz. Evet, evet, bu Süman Rabbel Ala, Süman Rabbel Azim demek farz değil. Secde etmek farz. Evet, secde etmek farz. Ama bunu söylerseniz Peygamber sünnetini istemiş olursunuz, çok kazanırsınız. Allah sizden razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim, el kerim, el rahim, ellezî lâ ilâhe illâ hu, el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife, Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi, besmele ile beraber bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve ta'ala min tevzak etti. Rafa'na leke tevzak. 11'er İhlas kul huvallah suresi, besmele ile beraber bismillah.
Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife Allahümme sallallahu aleyhi ve billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ellezine yekulüne Rabbena innena amennâ fâfirlenâ zülübbenâ ve kına azâbennâr Es-sâbirîne ve sâdıkîne vel kânitîne vel münfikîne vel müstâfirîne bil yâshâr Şehid Allah ve nebe la ilahe illâ ve vel melâiketü ve ilu ilmi kâimen bil kısm La ilahe illa huvel azizul hakim inned dine indallahil islam ve mahtelefellezine utul kitabe illa min ba'di ma ca'ahumul ilmu bagyan beynehum ve men yekfur bi ayatillah fe innallaha seri'ul hisab sadakallahul azim amin subhan rabbil aliyyil alel vehhab elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim فَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاهْدِنَا وَوَفِّقْنَا إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى النَّجَاةِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِلَى طَرِيقِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اللهم أبلغ وأبصر مثل سواب ما قرأناه ونور ما تلمناه من هذه الخطبة الشريفة وختمات القرآن بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإلى أرواح أهل بيتهم وآلهم وأصحابهم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا سيما محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه محمد بهاءالدين ويس البخاري مولانا خالد بغدادي أحمد بن سليمان ترابط الشامي Ahmet Ziyad-ı Gümüşhanevi, Hasan İbni Kastamon, İsmail Cihat Zafaran Doğru, Ömer Ziyan Davistan, Mustafa Fezi Tekbir'de Hacer Sivir Hoca, Abdülaziz Kazan, Muhammed Saad Bursa'yı ve bir cümle alimlerimiz, Üstazım Beşer'in ervahı ve bütün geçmişlerin ervahına bağışlıyoruz ya Rabbi. Bu sohbetimizin, indiğimiz Kur'an'ların sevabını onlara hediye edip vasıla ile Peygamber Efendimiz ve diğer şefaatler bizden nail eyle. La ilahe alemin imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımızı helalından bol eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Kamil bir iman ve ahlak samide sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh kelimesini canı yürekten söyleyerekten nefes tüketmeyi, ruhumuzu teslim etmeyi bizlere, Ümmet-i Muhammed'e nasip müyesser eyle ya Rab. Ya İlahi Alemin, geçmişlerimizin kabirlerini pür nur eyle. Ravzat-ı min Riyaz-ı Cinan eyle. Ve Fırat-ı min Fuhar-ı Niran, cehennem çukurlarını bir çukur olmaktan mahfuz masun eyle. Ya Rabbi, geçmişlerimizin günahını da bizlerin günahımızı da affeyle. Ayıplarımızı setre eyle. Ya İlahi Alemin, haram işlememez için, senin emirlerini çiğnememez için bize tevfik-i samadani mazhar eyle, yardım et ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arzı, semavi, içtimai, siyasi, tıbbi, her türlü belalardan, musibetlerden kurtar ya Rab. Ya İlahi Alemin, küflü ve kafirleri kahreyle. İmanı ve Müslümanları aziz eyle. Ya İlahi Alemin, Ya İlahi Rahimin, senin güzel Kur'an'ını okumayı, öğrenmeyi, içindekileri bilecek şekilde onun manasını bilmeyi, ahkamıyla amel etmeyi, güzel peygamberin sünnetleri öğrenmeyi, hayatımızın her safhasında uygulamayı, başka müminlere de öğretmeyi ve peygamberimizin iki cihanda yüzü ak çıksın dediklerinden olmayı bize nasip eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, kafirlerin küfründen, münafıkların nifakından mahfuz eyle ya Rab. Onların bizler ve Müslümanlar hakkında düşündükleri hileleri, desiseleri kendilerine çevir, ayaklarına düşür ya Rab. Ya İlahi Alemin, şu dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahhara'da, Mescid-i Aksa'da salih kulların ettiği hüsnü kabulü dua dahil eyle. Bize de salihlerde olmamızın yardımı esirgeme.
akıbetimizi hayreyle. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netûbü ilek. Şifa verleyen mümin kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Sübhane Rabbina Rabbil İzzet amma yasifûn. Ve selamün ala mürselin. Velhamdülillâ Rabbil âlemîn. El-Fâtiha.